Son dönemde hemen herkes yapay zeka felaket senaryoları ve AI devrimi üzerine odaklanmışken çok daha enteresan ve potansiyel olarak son derece tehlikeli bir teknoloji devrimi sessiz sedasız yoluna devam ediyor. Evet, Elon Musk'ın beyin bilgisayar arayüzü projesi ve beyin çipi firması Neuralink'ten bahsediyoruz. 2016 yılında kurulan şirketin birinci amacı insan beyni ve bilgisayarlar arasında doğrudan iletişim kuracak bir arayüz oluşturmak. Bunun için de ameliyatla beyne ulaşan implantlar yerleştirmek. 2016 yılında deneysel çalışmalar peşinde koşan ve adeta fütüristik bir romandan fırlamış gibi gözüken firma ilk insanlı deneyini gerçekleştirdi. Elon Musk'ın devasa finansal gücüne ek olarak geçtiğimiz yıllarda toplam 680 milyon dolar üzerinde yatırım alan ve 5 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşan Neuralink 2018 yılında hayvanlar üzerindeki deneylerine başlamıştı. Yaklaşık 1500'ün üzerinde hayvanlı deney gerçekleştiren firma koyun, domuz, fare ve hatta maymunlu deneyler yaptıktan sonra Mayıs 2023'te insanlı deneyler için izin almayı başardı. Bu arada hemen belirtmeliyiz ki deneylere katılan hayvanların çok büyük bir bölümü yaşamlarını yitirdi. Hatta şirket potansiyel hayvan refahı ihlalleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde federal soruşturma geçirdi. Hayvan hakları savunucularının da eleştirilerine hedef oldu. Peki ama Neuralink tam olarak ne deniyor, ne yapmayı hedefliyor? Firmanın geliştirdiği teknoloji ile beyne yerleştirilebilen bir beyin bilgisayar arayüzü hastadaki beyin aktivitesinden amaçlanan hareket sinyallerini çözmeyi başarıyor. Yani örneğin hasta elini kaldırmayı düşündüğünde arayüz bu istemi algılıyor ve ardından harekete yardımcı olan cihazları kontrol etmek için sinyal gönderiyor. Beyin bilgisayar arayüzü her biri aslında bir insan saçından daha ince olan 64 ipliğe dağıtılmış toplam 1024 elektrot aracılığıyla beyin aktivitelerini ve istemleri kaydediyor. Bu teknoloji özellikle felçli bireyler ve ALS hastaları gibi hareket kısıtlı olanlar için devrim niteliği taşısa da ulaşabileceği uç noktanın herhangi bir sınırı yok. Askeri kullanım alanını örnek alalım. Belli duyguların bloke edilebildiği, üşümeyen, acıkmayan, korku duygusundan arınmış askerler yetiştirmekten tutun da düşünce gücüyle hareket ettirilebilen robotik mekanizmalar yani robokoplar neden gerçek olmasın? Kesin olan bir şey varsa o da bu teknolojinin çok geniş bir potansiyel kullanım alanına sahip olduğu. Öte yandan ya bu implantlar bir şekilde hacklenirse ya aslında sizin istemediğiniz komutlar düşünceler size bu çipler aracılığıyla empoze edilirse. Yani yine potansiyel olarak bu çipler vasıtasıyla aslında insanların iradelerini manipüle etmek mümkün görünüyor. Üstelik hayvanlı deneylerde neredeyse tüm deneklerin öldüğünü hatırlatmakta fayda var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve ilaç Dairesi'nin de dile getirdiği üzere bu çiplerin çıkarıldığında beynin zarar görme olasılığından tutunda çiplerin aşırı ısınmasına, beyne lityum iyon pil yerleştirmenin genel risklerinden kabloların göç edebileceği korkusuna kadar pek çok endişeyi de es geçmemek gerekiyor. Üstelik Elon Musk'ın firması bu alanda çalışan tek şirkette değil. ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi veri tabanını taradığınızda beyin bilgisayar arayüzü üzerine tam 106 farklı resmi klinik deneyi gerçekleştirildiği görülüyor. Yani Neuralink ve beyin çipleri hakkındaki gelişmeler çok ses getirmeye devam edecek.